Şimdi karidesleri alıyorum. Hepsinin farklı farklı yeri var. Kafasını kopartıyorum. Bu benim çöpüm. Özellikle alt kısmı çöpüm. Daha sonra kabuklarını soyuyorum. Bunu, kabuklarını ayırıyorum çünkü bunlardan bisküvi yapacağım. İçini de ayıkladıklarımı buraya koyuyorum. Kafaları kaldırıyorum, atıyorum çöpte. Karideslerim kalanları dolaba koyuyorum. Kabuklarım kaldı, bunları kullanacağım. Bir de içleri kaldı, normal ayıkladığım. Şimdi bunları da alalım. Bunları da boyunlarından, bu içinde bir bağırsakları vardır. Onları mutlaka kesmek ve almak lazım. Buna divine etmek diyorlar. Yani içindeki bağırsağı almamız lazım. Karideslerin o bağırsaklarını da aldık ve elimi yıkayayım. Şimdi ben bunları küçük küçük doğrayayım. Bu kesime de mirepoix kesimi diyoruz. Yaklaşık bizde kuşbaşı denilen kesim gibi kesiyorum. Kerevizlerimi ayıklıyorum, ayırıyorum. Pırasalarım var. Onları da yaklaşık yine aynı boyutlarda kesiyorum. Soğanım var. Hep söylediğim bir şey var. Soğanın kök kısmı bizde kalıyor. Kötü durur. Genellikle ilk orası kesilir ama soğanı tutan kısım kök kısmı. Kabuklarını alıyoruz. Üst kabuğunu alıyoruz. Bunları da yine yaklaşık aynı büyüklükte kereviz kadar, pırasa kadar kesiyorum. Şimdi bu mirepoix dediğimiz şey hazır. Şimdi sıra geldi aromatiklerimize. Bunlara da bocagani deniliyor. Yine Augusto Escoffier demiş bunu zamanında. Hala modern mutfaklarda bunu kullanıyoruz. Klasik bocagani'de 4 tane şey vardır. Sarımsağımız, olmazsa olmazımız, ikiye kesilir, kullanılır. Taze kekiğimiz, bunu da böyle koyalım. Karabiberimiz ve defne yaprağımız. Asla çok fazla kullanmıyoruz. Bir tane yeterli. Kabuklu deniz mahsulleri stokları yaparken benim kullandığım bir şey daha var. Rezene tohumu. Acayip güzel bir tat katıyor. Hemen hemen karabiber gibi burada 5. bir element daha devreye giriyor. Ve rezene tohumlarını da koyuyorum. Bunu stoktan biraz daha farklı çorba gibi yapacağız. Biraz daha ağır yapacağız. Yapış şekli de diğer stoklara göre biraz farklıdır. Zeytinyağı kullanıyorum. Her zaman deniz mahsulleri kullanırken, yaparken, pişirirken zeytinyağı kullanıyorum. Tuzumu ve karabiberimi hazır ediyorum yanımda. Dumanları gördüğüm anda kabuklarımı, önce karides kabuklarımı atıyorum. Hızlı davranıyorum. Hızlı davranıyorum. Birazcık tuz koyuyorum. Ne atarsam atayım birazcık tuz kullanıyorum. Sırasıyla soğanlarımı atıyorum. Yine hızlı davranıyorum. Soğan, pırasa ve kök kerevizi beraber atabiliriz. Ama iyi mutfaklarda bunun sıralaması önce soğan, sonra kereviz ve pırasa. Bir parça daha tuz atıyorum içine. Hep tuzu başta atıyoruz aromaları vermek için. Şimdi pırasalar ve kerevizler girebilir. Bir parça daha tuz atıyorum. Şimdi sıra geldi aromatiklerime. Önce sarımsağı atıyorum. Ötekilere göre daha büyük olduğu için mis gibi kokular yükseliyor. Şimdi bunu kalan bütün malzemelerimi, taze kekiğimi, rezene tohumumu, karabiberimi hepsini atıyorum içine. Asidite vermem lazım. Yurt dışında genellikle bunu şarap ya da sirkeyle yapıyorlar. Biz domates ve salçayla yapacağız bu programda. Domateslerimi alıyorum. Şöyle 4'e bölüyorum. Bir domates yeterli olacak. Bu aşamada koyuyorum. Domates salçam var. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası koyuyorum içine. Salçamızı ve domatesimizi de bir miktar kavuruyoruz. Suyumuzu veriyoruz. Hep soğuk su koyuyoruz. Asla çorbalarımıza ve stoklarımıza sıcak suyla başlamıyoruz. Katıların hemen üstüne gelecek kadar koyuyoruz. Maksimum ateşte gidiyoruz. Ateşimiz en hızlısında. Kaynamaya başlayınca altını kısıyorum. Şimdi belki dikkat etmişsinizdir. Üzerindeki köpüğü bıraktım. Yaklaşık yarım saat oldu. Şimdi bunu alıyoruz. Kapatıyoruz altını. Kenara alıyoruz. Normal stoklarda ne yaparız? Şimdi süzeriz. Bir süzgeç alalım. Bunu süzeriz.
bekletiriz. Kabuklu deniz mahsulleri stoğunda ise çok daha farklı bir şey yapacağız. Bunu püre haline getireceğiz, sonra süzeceğiz. Yani o karidesin, o havucun aromasını çıkartacağız. Şimdi süzelim. Süzerken de asla kaşıkla bastırmayın. Arada gerçekten denizler, deryalar kadar büyük bir fark var. Kıvam olarak da çok daha kıvamlı bir hale geldi. İçindeki o posayı, aromayı da aldığımız için. Benim şimdi çorbamın altı hazır. Eğer içine bir balıklar, karidesler, bir şeyler koyarsanız o çorbanız çok daha zengin gözüküyor. Şimdi alalım, biz bunları da pişirelim. Tuzumuz, karabiberimiz hazır. Tavamızın altını açalım. Somonu cömertçe tuzluyoruz. Karideslerim var, onları da tuzluyorum. Biraz da karabiber. Her zaman balık pişirirken zeytinyağı asla unutmuyoruz. Şöyle yine zar kadar koyuyorum. Çok fazla asla koymuyorum, hep zar kadar koyuyorum. Balık pişirirken bir tane balık spatulası hep işinize yarayacaktır. Şöyle dumanları görmeden de balığımı içine koymuyorum. Çünkü güzel bir karamelizasyon istiyorum. Hafif hafif dumanlar çıkmaya başladı. Hep balığımızı koyarken, etimizi koyarken ne koyarsak koyalım. Prezentasyon tarafını, yani misafire bakacak tarafı hep önce tavayı koyuyoruz, öptürüyoruz. Asla iç bölgesine önce koymuyoruz. Kural bir. İkincisi, böyle bir löp et koyarken, bu tavuk olabilir, et olabilir, ne koyarsak koyalım, arkasını kendimize doğru koyuyoruz. Daha sonra bırakıyoruz ki yağ sıçradığında karşıya doğru sıçrasın. Dikkat ederseniz tavayla çok fazla oynamıyorum. Hemen çevirmiyorum. Tavanın kendi ısısını toparlamasını bekliyorum. Şöyle yağ altına alıyorum. Ki her tarafı eşit pişsin. Dumanlar biraz fazlalaşmaya başladı. Altını kısıyorum. Hep şef olarak kontrol bende. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel bir istediğim renge kavuşmuş. Şöyle hafif kenara alıyorum ki altına tüm yağ koyabileyim. Şimdi artık karideslerimi ekleyebilirim. Yaklaşık 30 saniyem kaldı. Şöyle açıyorum sadece üst üste gelmesin diye. Aynı şeyleri karideslere de yapıyorum. Hiç dokunmuyorum. Bir 15-20 saniye sonra tersini çevireceğim. Şöyle yan taraflarını da pişireyim somonumun bu arada. Şimdi karideslerimi şöyle bir ters çevireyim. Gayet güzel gözüküyor. Somonumu alayım. Karideslerimi şöyle kenara alayım. Çorbam sıcak. Şöyle şimdi çorbamı içine yavaş yavaş dökebilirim. Somonumu alıyorum. Üzerine koyuyorum. Bu karideslerimi alıyorum. Şöyle kenarlara koyuyorum. Bir iki tane somonumun üzerine koyayım. Şöyle çorbayı içtiğimizde ağzımıza gelsin. Su terem var. Hafif deniz börülcelerim var, ayıklanmış. Kabak çiçeklerim var. Şunlarla süsleyelim tabağımızı. Çorbamızı. Bu su teresi bunun içinde var, fıtratında var. Şöyle kenarlara atalım. Birazcık şu kabak çiçeklerimden de alayım. Kokular gerçekten insanı çıldırtıyor. Harika bir yemek oldu, harika bir çorba oldu. Karides çorbası, somonlu. Hepinize afiyet olsun.